dilimden dökülenler. Ne hikayedir, ne de masal. Bir avuç kahramanın destanıdır. İndi beni işitesiniz, dinleyesiniz, idrak edesiniz. Aslında her şey ikra ile başladı. Oku. Yaradan Rabbinin adıyla oku. Mağarada inzivaya çekilen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okudu ve kainat güzelleşti. Haydar Kerrar Ali okudu, zalimlerin ateşi sonu. Tarık okudu, Endülüs doğdu. Alparslan okudu, Anadolu vatan kıldı. Mehmet okudu, İstanbul yar oldu. Süleyman okudu, Bağdat diyar oldu. Unuttuk okumayı ve zalimler sultan oldu. Toprağımıza namertler göz diker oldu. Tam iki ay oldu Nazlı Hilal'i görmeye. Ey Ademoğlu, kim devletsiz kalınca maruz kalacağı zulmü bilmek isterse işitsin, görsün, okusun. Ben Baba Haydar, toprağın ateşle piştiği diyar Hut'un evladıyım. Şimdi düşman elinde esir olup perişan olan bu vatanın bir neferiyim. Koca Osmanlı, ey koca Çınar, nedir bu ahvalin, nedir bu çilen? Bil ki asıl esaret umudun tükenirse başlar, hürriyet ruhları terk ederse biter. Yeni başlıyor. Zulme inat, adaletin ateşi harlanıyor. Bu topraklarda zalimin zulmüne dur diyecek aliler var. Düşman pusatına diz çöktürecek zülfikarlar var. İndi yeniden destanlar yazma vaktidir. İndi insanlığı esaretten kurtarma vaktidir. Haydi. Ya Allah, bismillah. İnşallah tamam. Yer altında izleyeceğiniz güzergah burası. Ne kadar zaman gerekiyor? Acele etmemiz gerek. Her an hareket etmemiz icap edebilir. Er olup meydanlarda cenk edelim dedik. Bahtımıza yer altında köstük olmak düştü. Sen dua et kardeşine, yoksa köstük bile olamazdın. Aslan kardeşim benim.
baba Aydar'ın getireceği malzemelerden tesirli bir bomba yapamazsak. Başka çare ararız o vakit. İki aydır yerin altında mücadele ediyor. Nefes alıyor. Didiniyorsak bahtımız yaver gidiyor demektir. Unutmayın. Yeisini öldürmeyen zafere gidemez. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı kumandanım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Gelen budur kumandanım. Nice azlar nice çoklara galip gelir evelallah. Ne zaman saldıracağız? Tek atımlı kurşunumuz var. Doğru vakti kollayacağız. Düşmanı vurduk vurduk. Vücutlarından uçmaya varmalı. Onları öyle bir sallayacağız ki korku iliklerine işleyecek. Bu şehirde uyku haram olacak onlara. İngiliz aklına Türk irfanı galebe çalacak. Varın siz kazmaya başlayın. Ben hazırlık yapacağım. Bize malumat lazım baba Aydar. Askerlerin karargâhta olduğu vakti bilmemiz gerek. Canım feda kumandanım. Senin bize derin lazım baba. Sen bizim gören gözümüz, işiten kulağımızsın. Aman diyeyim Tonga'ya düşmeyiz. Eyvallah kumandanım. Eyvallah. Haydi. Vakit az, düşman çok. Kazamız mübarek olsun. Amin. Artık bu sokakta. Dağılın evlerinize. Onu geri ver bize. Bırak şunu, bırak. Oyun bitti demedim mi size? Dağılın. Yürü. Şimdi kurtuluşu yok elimden işte. Canlar, buraya gelin, buraya gelin. Kaçmayın dedim size! Durun! Geliyor buraya! Kaçmayın! Sizi yakalarsam çok fena olacağım! Göstereceğim ben geliyor size! Buraya. Yakaladık küçük sıçan. Hadi yürü. Geç içeri. Çekil kadın! Gel! Gel! Merhamet edin Allah aşkına. Ne yap düşüneceğiz çocuk size? Senin köpeğin. Bırak. Çocuğu ver bize. Allah aşkına bırak. Ver dedim. Bırak. 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 Adan! Bırak beni! Dur! Bırak! Bırak beni! Beni!
istiyorum. Bırak anneciğim. Bırak dedim. O zaman seninle de anladığın dilden konuşuruz. Sadece kendine yok. Yardım edin. Yavrum çık. Bırak beni. Hayır. Bırakın annemi, bırakın. Dışarı çık oğlum. Bırakın annemi. Az. Bırak beni. Tutamdan tut. Bırak beni. Yavrum. Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Bu yol bir hak yoludur. Önle bilmeyiz yürürüz. Düşer mi tek taşı sandın? Harimi namusun. Meğer ki harbe giden son nefes şehit olsun. Şu karşımızdaki mahşer kudursa çizilirse denizler ordu, putlar donanmaya atırsa, bu altımızdaki yerden bütün cümleler dağlar. Taşıp da kaplasa afakı, bir kızıl sarsa. Değil mi cephemizin sinesinde iman bir, sevinme bir, acı bir, gaye aynı vicdan bir. Değil mi ortada bir sine çarpıyor, yılmaz. Çiğden yıkılsa emin ol, bu cephe sarsılmaz. Yaklaşmakta olan
Bu kahveden bir yudum içebilmek için bile yıllarca buralarda kalabilirim. Siz Londra'ya geri dönün Hamilton. İstediğiniz kahve olsun. Ben size postayla gönderirim. Dur bakalım Ebu'la. Daha yeni geldik. Ben evinizi özlemişsinizdir diye dedim. Yoksa... inan sizin burada olmanızdan çok mutluyum. Bilmez miyim? Yüzbaşı Hamilton. Bu ne muhteşem bir kartal Zafer. Beğeneceğini düşünüyorum. Yanılmadım. Senin için dostum. General Tazın bu hediyeyi çok sevecek. Böyle bir oğlun olduğu için çok şanslısın Ebu'la. Her konuda bilgili ve yetenekli. Evet. Aynı zamanda iyi bir gönül avcısı. Akşama büyük av var. Öyle mi? Kim bu şanslı kadın? Yakında öğreneceksin. Şimdi müsaadenizle hazırlık yapmam gerek. Elbette. Tebrik ederim. Bir emriniz var mı baba? Yok. Gördüğünüz gibi Hamilton. İşte biz dostlarımıza böyle önem veririz. Onun için bu topraklarda aşiretimiz yerini perçinlemiştir. Büyük Britanya dostunuzun karşılığını mutlaka verecektir Ebu'la. Bu kartalın özgürce uçabilmesi için bu toprakları size biz hediye edeceğiz. Görüşmek üzere. Uyansınlar Yakup. Baş üstüne baba. Baş üstüne Haydar baba. Uyansın. Evet beyler. Rotamız Bağdat. Masalların şehrinde Büyük Britanya bayrağını dalgalandırma şerefi hiç kuşkunuz olmasın bize bahşedilmiştir. Bağdat'ı alırsak savaşı tez bitiririz. Sizler de evinize çabucak dönersiniz. Bunun için de savaş planına çok iyi hazırlanmalıyız.
Evet Alex, dinliyorum. Şehrin durumu nedir? Her şey kontrolümüz altında efendim. Herhangi bir vukuat yok. Rutininde ilerlemekte. Güzel. Müsait misiniz efendim? Gel Hamilton, gel. Efendim, küçük kızınızın doğum günüymüş. Ben de bunu hazırlattım. Babasından böyle bir hediye alırsa sevineceğini düşündüm. Teşekkür ederim Hamilton. Çok teşekkürler, her zamanki gibi. Çok düşüncelisin. Kartal Çöl'ün hakimiyetini temsil eder efendim. Kızınız da babasının bir çöl fatihi olduğunu bilmeli. Evet beyler. Çocuklarımızın geleceği için buradayız. Barbarların olmadığı bir dünyada yaşasınlar diye. İşte bizi güçlü kılan da budur. Medeniyet. Efendim, Ebu Ula ve Şerif Necar geldi. Sizinle görüşmek istiyorlar. Gelsinler. Kaymakam Bey. Şerif Necar, hoş geldiniz. Hayrola, hangi rüzgar attı sizi buraya? Barbarlık rüzgarları general. Askerlerinizin barbarlığı. Haberler çok kötü. Ne demek istiyorsunuz siz? Hangi cesaretle askerlerin barbarlıkla suçlarsınız? General, bugün askerleriniz bir kadına tecavüz edip evladıyla beraber öldürdüler. Selamünaleyküm kumandanım. Aleykümselam. Kumandanım, kusura kalmayın da siz beni öldürecek misiniz? Sizin kanınızın bir damlasına bile vatanın ihtiyacı var. Yok, eğer bir kan lazımsa benim gibi kocamış adamın kocamış kanı da var. Otur babam, otur. Elimizde yeterince barut yok. Kan ateşi alevlendirecektir. Dışarıda vaziyet ne? Dışarısı bildiğiniz gibi cehennem kumandanım. Biz Sabi'yle anasına kıymışlar. Anlayacağınız, bu soysuzlar bizim namusumuza göz dikmişler. Soysuz çakallar! Kinini diri tut. Gün bugündür baba. Bu akşam intikam alacağız. Bire bin alacağım. Onlara dünyayı dar edeceğiz. Emredersiniz kumandan. Allah sizden bir kez daha razı olsun. Ahir ömrümün son günlerinde yiğit kime denir? Osmanlı kimdir? Bir kez daha gösterdiniz ya. Gayrı ölsem de gamyem. Zalimin saltanatı bitene dek ölmek yok bize. Sizin askerleriniz Kutul Amari halkına böyle davranırken ben sizi nasıl savunacağım ha? İngiliz ve Arapların dost kalabilmesi sizin bize karşı olan tutumunuza bağlı. Eğer siz halkın canını, malını, namusunu emniyet altına almazsanız general, nihayetinde halk da isyan eder. İşte dediğim buydu general. Başkanım!
istediğimizi bu kadar yapmadınız. Benim çocuk kodumda. Başım arasında. Mersediniz mi? Vicdansızlar! Size ceza verirken şunu sakın unutmayın. Biz İngilizlerle dost olmak istemedik. İngilizler buraya gelip bizlerle dost olmak istedi. Size şan şeref bahşettik biz. Ama böyle her meselede, her sorunda sesin bu kadar çok çıkarsa korkarım bir daha hiç konuşamayacaksın sen. Çıkın şimdi dışarı. Thousand. Siz beni yanlış anladınız. Hayır. Sen beni anlamadın. Çık dışarı. Merak etmeyin efendim. Bu olayın failleri halkın gözü önünde cezalarını çekecek. Bombonun tümü çekilmiş, elimizde patlamak üzere. Efendim izin verirseniz ben hatam telaf. Yaşamına izin verdiğim için dua etsen. Hamilton. Şehrin güvenliği bundan sonra sende. İşe bunun pisliğini temizleyerek başla. Emredersiniz efendim. Cezasını kendi ellerimle vereceğim. Şimdi evlerinize gidin. Sen de onların uşağısın, yalancı. Eğer ben birinin uşağıysam, önce Allah'ın, sonra halkımın uşağıyım. Kaymıyor efendim. Biliyorum. Şimdi bu işi kökünden çözeceğiz. İstediğinizi alacaksınız. Hayır.
fethinde hayat vereydin de lağımcı olup surları indireydi. Yanarım da ona yanarım. İşte size söz verdiğim gibi. Çocuk ve annesini öldüren asker burada. Hepinizin gözleri önünde cezasını kendi ellerimle ben vereceğim. Ben bir şey yapmadım komutanım. Yemin ederim ben bir şey yapmadım. İngiliz ordusunda böyle alçakların yeri yoktur. Olmayacaktır. Ben bir şey yapmadım komutanım. Madem ki üniformayı şerefine taşıyamıyorsun. O zaman yaşamana da gerek yok. Ben bir şey yapmadım. Hepinizin gördüğü gibi biz sözümüzü tuttuk. Şimdi katilin leşini alın ve hemen burayı terk edin. Asker! Geri çekil, marş marş! Sana dönebilirsin. Döneceğiz. Hepinizi sağ salim ailelerinize geri götüreceğim. İnan bana asker. Yaparsak bütün çabalarımız boşa gidecek. Tekrar soruyorum. Doğru yer olduğundan emin misiniz? Verdiğin haritadan şaşmadık kumandanım. Doğru yer bu yer Allah'ın izniyle. Güzel.
Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kumandanım, yukarısı cehennemden de beter. General Tavzın da şehre yeni bir yönetici atamış. Şeytan suratlı Hamilton. Suçlu diye suçu günahı olmayan Hintli bir askeri halkın önüne çıkardı. Sırf öfkelerini bastırmak için kafasını sıktı. Sabi'nin babası da oradaydı. Bir görecektiniz bu adamı. Merak etme sen. Bedeni soğumadan intikamını alacağız. Mekandan haber et. Hepsi orada olacak. Eğlenecekler ya. Kalabalık olur. Güzel. Çok güzel. O vakit yer sarsılsın. Gök kubbe çöksün. Yaklaşsın yaklaşmakta olan. Onları tam kalbinden vuracağız. Akşam Fatma Hatun'la da görüşmem lazım. Yakup becerebilir mi bu işi? Yakup en güvendir adamlarımdandır komutan. Gözümüz arkada kalmasın. Eyvallah. Haydi aslanlar. Gazamız mübarek olsun. Amin. Neccar. Bak İngilizlere. Nasıl da cezasını verdi asker. Halkın da öfkesi dindi. Yoksa halimiz haraptı. Sadece kalabalığa bir suçlu verdiler. Yaptıkları bu. Yani. Ana oğlun katili o Hintli asker değil mi diyorsun? Piyonlar. Kolay feda edilebilir diyorum Ebu'nu. O zaman piyon olmamalıyız Neccar. Güçlerimizi birleştirirsek kimse bizi piyon yerine koyamaz. Hem Fatma'nın hem Zaffer'in evlilik yaşları geldi. Bu iki güçlü aile birleşmeli diyorum. Ben de öyle düşünürüm Ebu'nu. Ama kızım Fatma bu evliliği istemezse sonra geldiğimizde bir sıkıntı yaşamak istemem. Anlıyorsun değil mi? Ben evet dedikten sonra bu meselede kızım Fatma'ya laf düşmez Ebu'la. Sen içini ferah tut. Neymiş bana laf düşmeye mesele baba? Bana müsaade. Yok canım. Öylesine konuşuyorduk işte. Geç otur hele. Yok oturmayacağım. Sen anlat hele şu meselenin aslını. Mesele hayırlı bir iş kızım. Senin mürüvvetin. Ne? Ne mürüvveti? Kiminle? Ebu Ulan'ın oğlu Zafir'le. Bu akşam seni istemeye geliyorlar. Bugün bir kadın çocuğu ile katledildi baba. Sen hala hayırlı iş mi diyorsun? Kızım. Ben de üzüldüm olanlara elbet. Allah ölenlere rahmet eylesin. Ama onlar öldü diye bizim ne günahımız var ki? Ne günahımız mı var? Ölen her çocuğun vebali bizim üzerimizde. Bu işlerin bu hale gelmesinde bizim de payımız var baba. Sen bizi neyle suçladığının farkında mısın Fatma? Sözlerine dikkat et. Sözlerimin ne hükmü var ki? Fatma! Fatma! Beni duydun mu? Akşama hazır olacaksın. Fatma! Thank you.
Aslan yürekleri Işıt'ın evlatları. Zaferimize çok az kaldı. Eğlenebildiğiniz kadar eğlenin. Yakında hepiniz Bağdat'ın günahlarını tadacaksınız. Şerefinize kahraman askerlerim. Yaşasın Büyük Ali Ağa! Son barutu getir bana. Son mu? Yok mu başka? Yok. Yetmez mi? Sana ne desem yalan Sait. Patlamazsa? Allah büyük. Az sonra gelir kumandan. Vardır bir bildiği. Eyvallah. Sen niye içmiyorsun Alfred? Eğlencenin tadını çıkarsana. Birilerinin aklı başında kalsın efendim. Her ihtimale karşı. Ben çölün serabında uyanık kaldım. Bunlar beni sarhoş etmez Alfred. İç. İç dedim. Bu gece son Alfred. Bu gece Bağdat'ın hayaliyle uyuyacağım son gece olacak. Bu gece tarih kitaplarında şöyle yazacak. Büyük Britanya'nın kahraman askerleri Bağdat'ı fethetmeden önce delicesine eğlendiler. Ve moralleri yerindeydi. Zafere inançları tamdı.